Survivor Panorama'dan herkese iyi akşamlar efendim. Güzel bir çarşamba gününde sizlerle beraberiz. Gün güzel ama dün akşam bir veda olduğu için tabii ki biz de üzüldük aslında. Çünkü Steven elendi. Sevilen bir yarışmacıydı. Aleyna ile Ayşe ile girdiği potada Steven Survivor'a veda etti. Hem bunu yorumlayacağız. Onun dışında bugün Steven'ın elendikten sonra yaya özel röportajları bizlerle olacak. Akşamın ipuçları var. İlk defa televizyonda göreceksiniz ve tabii bu akşamki dokunulmazlık oyunu var. Onu da konuşacağız. Neler olabilir biliyorsunuz. Bugün Perşembe ve Cumartesi 3 dokunulmazlık var. Pazar günde bir eleme olacak. Günler azaldığı için ve hala adada 7 kişi olduğu için 25 Haziran'a kadar artık sayıyı 2'ye düşürmek lazım diyelim. Şöyle bir özetledikten sonra arkadaşlarıma döneyim. Yine bugün Melisa çok şık. Melisa'cığım hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Melisa bugün ressamlara benzememiş mi? Böyle bir moda ile uğraşıyor, evet, bir ressam. Bugün bir böyle bir moda şey. Havası var. Evet. Bugün bir bahar esintisi. Biraz böyle rengarenk olayım dedim. Dün siyah giydiğimiz için dedim ben renk var işte. Bir bugün de sen masamıza renk kat. Evet çok renklisin. Dün siz biraz kimono mu? Kimono evet. Kimono. Erkeği var mı kimono? Ben erkek kimono soruyorum. Bulamıyorum hiç. Aa, geçen gün pantolonumu beğendin. Sana hemen link bırakacağım. Bunu beğendin. Hemen seni hiç araştıracağım. Yok kimono yağlı geldi ya şimdi. Lazım olur kimono. Yukarı kaydır. Güzel oluyor. Hemen yukarı kaydır. Linki atsın da. Mert'cim nasılsın, iyi misin? Yine çok şıksın. Teşekkür ederim. Tarzınla, kolyelerinle, duruşunla, saatinle, her şeyinle. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor valla. Üzücü bir akşam oldu. Evet, üzüldük bayağı. Ben de bir şiir yazdım. Kime? Steven'a? Steven'a. Şimdi mi okuyacağım birazdan? Hemen okuyayım. Şu an yazdım. Hemen okuyayım. Şu an yazdım. Murat Özarı'ya selam olsun. Hakan dedi ki bir şiir yazar insan dedi. Madem üzüldün dedi az önce. Ben de o açılışı yaparken bir şiir yazdım. Müzik verelim mi? Var mı hazır müzikle bir şey değil. Müzik. Tamam, müzik kimya tutmaz yani. Evet, oku o zaman. Wakanda'dan çıktı yola. Buldu kendini Dominik'te bir adada. Performansı Kara Panter gibiydi. Kızlar maalesef Steven'ı eledi. Vay! Güzel. Bravo! Süper! Bravo süper. Mert! Galiba bu kısmı yazdıktan sonra Murat Özer, tuvalete gitmek zorunda kaldım. Devam Murat yok mu bunun? Murat abinin öğrencisi. Bu kadar kısa bir dörtlük daha yaz. Hadi ben Damla ile konuşayım. Yok, Steven'ın vedası. O demin geldi. Bir ilham geldi. O ilham her dakika gelmiyor. Ama çok hızlı, çok güzel yani. Evet, çok iyi. Bir saniyede yazdı ya, inanılmaz. Helal olsun. Acaba ben de böyle bir şey mi açsam ekstra masında gidenlere şiir, biz de mi yazsak? Evet, gayet güzel, güzel olur. Murat oraya abiye oturan şiiri yazıyor bence. Selam olsun buradan. Damla sen nasılsın? İyiyim ben de. Dediğin gibi üzücü bir konseri izledik. Steven elendi. Ama geride kalan yarışmacı arkadaşlara tabii ki de başarılar diliyoruz. Aleyna ve Ayşe için güzel oldu. Dediğiniz gibi yani dün de konuştuğumuz gibi çok fazla olayların içerisinde yer aldıkları için sanki Steven orada birazcık arada kaynadı gibi kör oldu. Kesinlikle. Kör kurşuna gitti. Şey gibi oldu hani geçen sene Perviz olayı gibi. Hani hiç beklenmedik bir anda eğlenmesi hepimizi şok etmişti. Tamam burada tahmin edebiliyorduk ama yine bence Steven için erken bir veda oldu. İki dediğine de katılıyorum. Şimdi konuşacağız. Şöyle yapalım. Bir Steven'ın vedasını izleyelim dün akşam. Çünkü Survivor'a yakışır bir vedaydı. Niye? Çünkü Steven kimseyi üzmedi. Bence kimse Steven'ı da üzmedi. Steven herkesten helallik istedi. Herkes helalliğini verdi. Acun abiden istedi. Böyle Steven'ı dinlerken tüylerim diken diken oldu. Ama hepimiz böyle bir yarışmacıyı, böyle bir insanı tanıdığımız için gerçekten mutluyuz. Bakalım Steven dün akşam Survivor'a nasıl veda etmiş izleyelim. Steven. Evet Steven, seni dinliyoruz. Abi öncelikle Allah'ıma şükürler etmek istiyorum. Çünkü 6 ay sürecinde bana güç verdi, sağlık verdi. Sakatlıksız bir sezon geçirdiğim için çok mutluyum. En önemlisi 2016'dan beri peşinde koştuğum Survivor hayalini bana verdiği için. Bu hayalin de gerçekleştirmesini sağlayan siz oldunuz abi. Sana çok teşekkür ederim. Çok değişik hissediyorum şu anda. Çünkü bir önceki konseyde ruhum Survivor oldu demiştim. Bu hayalime ulaşmadan buradan ayrılmak istemiyorum demiştim. Ama tabii ki de bazen biz istediğimiz gibi yani istediğimiz şeyi elde edemiyoruz. İstediğimiz gibi gitmiyor bazı işler. Tıpkı şu anda olduğu gibi. Survivor'a geldiğimden beri bana destek atan, dua eden herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Ben hedefime ulaşmadım değil, hedefime çok büyük bir adım daha yaklaştım. Belki şu anda noktalanmış, yani Survivor bitti şu anda benim için. Umarım bu hedefimi
gelecek zamanda gerçekleştiririm ve o bana destek atmış olan insanları mutlu etmiş olurum. Destekleri hiçbir zaman boşa gitmedi. Bundan emin olabilirler. İnanamıyorum yani Survivor benim için şu anda bitmiş olduğunu. Ama aklımda hayırlısı buymuş demek ki. Artık önümüzdeki günlere bakacağız artık yani. Wakanda forever! Valla çok üzücü, gerçekten üzücü. Ne üzücü? Ben kendi açımdan söyleyeyim, sonra sizle de konuşmak istiyorum bunu. Yani bu üç kişi geçen hafta SMS'e çıksaydı yine belki Steven elenirdi. Ama o zaman derdim ki Steven gittin ama gerçekten Aleyna ile Ayşe'den daha az insan seni desteklemiş. Onları senden daha çok desteklemişler derdim. Ama şu son olayın, Survivor'ın dışında gelişen bir olayın bu kadar Aleyna ve Ayşe'yi etkilemesi, hı hı, ki ben SMS anlamında ikisini de etkilediğini düşünüyorum. Steven'ın bu hikayede bu şekilde kurban olması beni üzdü. Gerçekten üzdü. Yani bence Steven da bunun farkındadır az çok. Çünkü Türkiye'nin gündeminde şu an Ayşe ile Aleyna'nın ailelerinin yaşadığı olay var. Steven garibim böyle geldi konseye. İkinci konseye geldi, üçüncü konseye geldi. En son çok güzel bir çok güzel bir şekilde elendi. Ama yani yarım kaldı. Bak benim içimde de yarım kaldı. Steven'ın hikayesi bu şekilde bitmemeliydi. Herkesin çok emeği var ama biraz burada Ayşe ile Aleyna'ya nasıl diyeyim? Yani Ayşe ile Aleyna'nın... Rol çaldılar gibi oldu. Yani aslında şöyle bak. Öyle garip bir olay ki Ayşe ile Aleyna'yı da suçlayamıyorsun ya. Tabii. Hani, onları da suçlayamıyorsun. Onların ama dışında bir gelişen bir durum oldu. Manşet zaten oldukları için Ayşe ile Aleyna. Onların kitlesi bir anda böyle bir sahiplenme hissettiler. Mesela şey olsaydı bu kadar üzücü olmazdı. Üç dokunulmazlık değil de iki dokunulmazlık oyunu olmuş olsaydı ve Ayşe ile mesela Aleyna çıksaydı o zaman Steven yırtacaktı mesela. O da enteresan, evet, bir senaryo olurdu Steven açısından. Ama yani burada bir hikayeden dolayı aslında Steven elenmiş olma durumu söz konusu değil. Biz en başından beri hani nasıl atıyorum Poyraz, Batuhan rekabetini görmek istiyorsak televizyonda insanlar da Ayşe ve Aleyna mücadelesini görmek istiyor. Çünkü artık alenen yani hani gündemde olan bir aralarında rekabet olduğu için ben onları izlemeyi seviyorum. Hani her türlü Steven burada şey figüran gibi kalıyordu yanlarında. Ben o yüzden şu an Ayşe ve Aleyna'nın o hikayesinin devam etmesini isterim sonuna kadar. Evet ama hikayenin gidişatını Aleyna ile Ayşe karar vermeliydi. Yani burada olay başka bir noktaya geldi. Hani böyle performansı iyiyken bir sorun yaşamıyorken adada kalmasını istediğiniz yarışmacı sakatlanıp bir anda adaya veda eder ya. Hı hı. Öyle bir hissiyata kapılıyor Steven'ın elenmesini gören izleyici. Yani ben öyle oldum. Sanki daha hani herkes eleniyor. Evet artık yani çok önemli elemeler ama sanki böyle Steven biraz daha hikayesi vardı. Böyle daha bir yolu vardı gibi. Bir hafta daha çok belki güçlü bir yarışmacıydı. Orada kalan erkek yarışmacılar için çok büyük bir avantaj, evet, bu. Ama yani şöyle Steven de bir durum var. Steven ciddi bir rakip. Ama yani tabii ben de mesela dün izlerken çok üzüldüm. Çünkü onun yerine kendinizi koyduğunuzda düşünsenize konseyde sadece o iki kişiden bahsediliyor. Sizinle alakalı hiçbir şey yok tabii, ortada. Tabii. Sen evet. Onların durumu böyle bir kazana atılmış, kaynıyor, fokur derken sen orada görünmezlik kolyesini takmışsın ve adaya veda etmişsin. Şöyle bir avantajı var Steven'ın. Akşam Acun abi de konseyde açıkladı. Hızlı elemeye geçiliyor galiba. Hı-hı. Hemen Perşembe, evet, Cuma mı dedi, aynen, dokunulmazlık. Yani Steven çok yalnız kalmayacak yani otelde. Hemen arkadan bir kişi daha, önümüzdeki hafta bir kişi daha. Bir hafta içerisinde üç kişi bir arada, evet, elenmiş olanlar. Tabii yani ki, tabii. Hemen kesinlikle bulundum. Ama o yani hani şey değil. Hani. Ama hayır, burada önemli olan işte emek. Yani 5 ay emek verilmiş.